Şimdi de basit eşitsizlikler konusunu irdeleyelim dayı. Şimdi birincisi A küçük eşit, X küçük eşit, B ne demek? Bunu şöyle gösterebiliriz. Eşitlik varsa çengelli gösteririz. Sayı doğrusu üzerinde göstermemiz gerekirse kapalı aralık olarak gösteririz. Yani A da dahil, B de dahil anlamına geliyor X için. A küçük, X küçük, B demek ise bu da parantezli gösterimdir. Yani X A ile B arasındaki bütün değerleri alır. Ama A ile B'yi alamaz. Parantez o demektir. A ile B olmaz. Gösterimi ise A ile B'nin içi boştur. Şöyle göstermeye çalışsak, X A'ya eşittir B'ye kadar ama B'ye eşit değildir. O zaman A'nın olduğu tarafta çengel olacak, B'nin olduğu tarafta parantez olacak. Gösterimi de A kapalı, B açık. Veya A küçük, X küçük eşit B demek. X diyor A'dan başlayıp B'ye kadar gitsin, B dahil olsun ama A dahil değil. Aradaki bütün adamları alır. O zaman B'nin olduğu yerde çengel olacak, A'nın olduğu yerde parantez olacak. Yani kapalı olacak, burası da açık olacak. Bu gösterimler önemli bizim için. X, Y'den küçükse her iki tarafa dayı bak. Her iki tarafa. Bir şey eklesen de çıkarsan da, tabi aynı şeyi ekleyip çıkartmak şartıyla eşitlik yön değiştirmez. Tabi bunu tersten bilmek de marifet. Yani x artı a küçüktür y artı a'yı gördüğümüzde rahatlıkla a'ları götürüp x küçüktür y diyebiliriz. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirmez. Pozitif ile çarparsan, bölersen bir şey olmaz yöne. Yani x y'den küçük. Her iki tarafı da a ile çarptım ben. Burayı da a ile çarptım, burayı da a ile. A pozitifse o zaman eşitsizlik yön değiştirmez. Önemli bir bilgi. Bölme için de aynı şey geçerli. Asıl tehlikeli olan şimdiki söyleyeceğimiz, bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayıyla çarpılır veya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Yani x y'den küçük. Ben her iki tarafı da a ile çarpıyorum ama a negatif. O zaman küçüktür işareti çat büyüktür olur. Bölmesi için de geçerli. Tersten düşünelim bunu. Böyle bir ifade gördük. X çarpı a büyüktür, y çarpı a. A'nın da negatif olduğunu biliyoruz. Bu sadeleştirmeyi yaparız ama işareti yön değiştirip küçüktür deriz. Asıl mesele bunu tersten düşünmektir. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz demiş. Basit eşitsizlikler konunun adıyla muamma bir şekilde. 2x'i buraya atarız, eksi 10'u buraya atarız. 4x küçüktür 40, her tarafı 4'e böldüğümüz zaman x küçüktür 10. Eğer bunu aralıklı göstermek istersek 10 parantez, eksi sonsuz açık. İki taraf da açık. Zaten sonsuz açıktır, kimse sonsuzu dahil edemez. Veya bu soru, x eksi 5 büyük eşit 4x artı 4. 4x'i buraya yolladık, eksi 5'i buraya yolladık. Eksi 3x büyük eşit 9. Her tarafı eksi 3'e böldüğümüz zaman eşitsizlik yön değiştirir. Dolayısıyla eksi 3 gitti, x bu da yön değiştirdi. 9'u da eksi 3'e böldük, eksi 3. Bunu da gösterirsek eksi 3 kapalı, eksi sonsuz açık aralığı olur. Buna baktığımızda İçler dışlar da yapabiliriz. Paydalarını da eşitleyebiliriz. Biz burada payda eşitlemeyi tercih etmişiz. 2x eksi 5 bölü 10 küçük eşit. 2 ile çarptığımız zaman 6x artı 4 bölü 10. Onlar gider. Pozitif olduğu için eşitliğin yönü değişmez. O zaman 2x eksi 5 küçük eşit 6x artı 4. Buradan hemen dayı 4'ü buraya yolladık. 2x'i buraya yolladık. Eksi 9 küçük eşit 4x. Her tarafı da 4'e böldük. Eşitsizlik yine yön değiştirmez. Cevabımız bu. Parantezli göstermek istersek, eksi 9 bölü 4 eşitlik olduğu için çengelli olması lazım böyle. Artı sonsuza kadar gittiği için o da parantez olur. Olduğuna göre y değerlerinin en geniş aralığı nedir demiş. Şimdi ben eskiden şöyle yapardım. 3x artı y eşittir 1. Buradan x'i yalnız bırakırdım. İşte bu tarafa atardım. 1 eksi y bölü 3. Gelir buraya yazar işlemlerimi yapardım. Ama büyünce öyle yapmamaya başladım. Şunu diyorum, bir aralık ve verilen denklem birinci dereceden denklemse şunu yapabilirim. X eşittir eksi 4 olsaydı, şimdi öğrenciler şunu diyebilir. Hocam eksi 4 eşit değil ki. E ben de olsaydı diyorum zaten. Evet. Olsaydı, buraya gelir eksi 4'ü yazarım. 3 çarpı eksi 4 artı y eşittir 1. Buradan eksi 12 artı y 1, y eşittir 13 olurdu. X eşittir 2 olsaydı, zaten eşit değil mi? Olmuş zaten diyor. X yerine 2'yi koyarsak 3 çarpı 2 artı y eşittir 1. Y 6 artı y 1. Y de eksi 5 olurdu. Şimdi dayı, eksi 4'e eşit olmadığı için 13 eşit olmayacak.
2'ye eşit olduğu için eksi 5'e eşit olacak. Aralığı yazalım hemen. Eksi 5 ile 13. Eksi 5'e eşit. 13'e eşit değil. Şöyle de gösterebiliriz. Eksi 5 kapalı. 13 açık. Bu soruları böyle rahatlıkla çözebiliriz. A eksi C küçüktür 0. A eksi B çarpı C eksi B küçüktür 0 olduğuna göre küçükten büyüğe doğru sıralayalım demiş. Öncelikle buradan elde edeceğim bilgi, bu C'yi buraya atıp A küçüktür C'yi elde ettim. İkincisi şuraya getirdim. Dayı, kimle kimin çarpımı negatif olur? Çünkü burası negatif. Negatifle pozitifin çarpımı negatif olur. Ya da pozitifle negatif. Fark etmez değil mi? Evet. Şimdi o zaman ben iki durumu inceleyeceğim. Önce diyorum ki bura artı olsun, bura eksi olsun. Bu durumu inceleyelim. A eksi B sıfırdan büyükse C eksi B de sıfırdan küçük olmalı. Evet. Burada yazdığıma göre. O zaman buradan A büyüktür B, buradan da C küçüktür B ifadelerini elde ettim. O zaman dayı baksana. A B'den büyük, B de C'den büyük. Buradan A büyüktür, B büyüktür, C bilgisini elde ederim. Evet. Birinci durum bu. İkinci durum. A eksi B dediğim yer negatif, C eksi B dediğim yer pozitif olabilir. O zaman A eksi B sıfırdan küçük, C eksi B sıfırdan büyük diyeceğim. Buradan A küçüktür B, buradan da C büyüktür B'yi bulacağım. Yani burada B A'dan büyük, burada C de B'den büyük. A küçük o zaman B, küçük C var. Aynen öyle. En küçük A, sonra B, sonra C. O zaman C büyük, B büyük A. Bu da ikinci durum. Tamam, birinci şimdi, durum üsttekine çelişir. İşte soru bana bunu vermiş. A C'den küçüktür. Yani C A'dan büyüktür. Bakıyorum C A'dan büyük. Buna uyuyor. Ama buna uymuyor. A C'den büyük. O zaman bizim şartımıza ikinci durum uyar. Dolayısıyla da cevabımız C büyük B büyük A ya da A küçük B küçük C olur. Bu sağlam bir soruydu dayı. Bu da ona benzer bir şey. Verilmiş. A'nın da negatif olduğu verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur denilmiş. Şimdi A negatif. Kesin bilgi. Değil mi? A çarpı B eksi C, B eksi C. Şimdi şu B eksi C'leri sadeleştirirsiniz geliyor. Geliyor ama negatif. Eğer bu adamlar, işte eğer bu B eksi C pozitif olsaydı, bunlar rahatlıkla gider ve A küçüktür 1 olurdu değil mi? Evet. Ama benim A negatif olması lazım. Dolayısıyla bir çelişki elde ettim. Evet. Yani şöyle düşünüyorum şimdi. Diyorum ki A negatif, B de negatif olsaydı, B de negatifti ya. Negatifle negatifin çarpımı pozitif olurdu. Pozitif negatiften nasıl küçük olsun? Yanlış. Dolayısıyla bu yanlış. Eğer B eksi C pozitif olursa eksi ile artıyı çarptığımda eksi yapar. B eksi C'ye artı dediğim için burası buradan küçük olur, mantıklı olur. O zaman ben buradan şu sonucu çıkardım. B eksi C'nin kesinlikle pozitif olması gerekir. O zaman B eksi C pozitifse B C'den büyüktür. Hatta ilk başta yaptığımız yorumda hatırlasın adayı. Bunlar birbirini götürdü. Diyelim ki pozitif olsun demiştik. A küçüktür 1. Tamam. Ama negatif olsa yön değiştirecek. A büyüktür 1 olacak. Bir defa benim A negatif büyüktür 1 olmaz ki. Hani 1'den küçük olması gene mantıklı. Ama 1'den büyük olmazsa hiç mantıklı değil. Oradan da B eksi C'nin pozitif olduğunu kanaat getiririz. Elimizde iki tane bilgi var. A negatif, B de C'den büyük. Şıklara bakalım. A şıkkı demiş ki C B'den büyüktür. Bir defa yanlış. B C'den büyüktür. Evet. Görüldüğü gibi yanlış. C sıfırdan büyüktür diyor. Öyle bir bilgiye sahip değilim C hakkında. Benim sadece bildiğim şey B'nin C'den büyük olduğudur. O zaman bu da bilemeyiz diyorum. B negatiftir diyor. Onu da bilemem ben. Bilemem. B artı C negatiftir diyor. Ya abi onu da bilemem. B'nin C'nin. Ben sadece B'nin C'den büyük olduğunu biliyorum. E şıkkına geliyorum. A çarpı B küçüktür A çarpı C diyor dayı. Şimdi düşünsene ben bu A'ları sadeleştirdim. A da negatif. Evet. İşaret yön değiştirip B büyüktür C olur değil mi? Evet. Doğru mu? Doğru. O zaman E şıkkı doğrudur. B C'den büyüktür bulmuştuk ve A sıfırdan küçük idi. Dolayısıyla işaret yön değiştirmeli ve E şıkkı doğru. Bu soruya bakıyoruz. X 0 ile 1 arasında A 1 bölü X, B X kare ve C X küpmüş. Buna göre A ve C'yi sıralayınız demiş. Ne değeri verirsin dayı? 1 bölü 2 derim ben. Bravo. Ben de aynısını derim. X derim 1 bölü 2 dersek. A denilen adam 1 bölü 1 bölü 2'den 2 olur. B denilen adam X kare olduğundan dolayı 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 olur. C denilen adam 1 bölü 2'nin küpünden 1 bölü 8 olur. Baktığımda sıralayınız diyor. En büyüğün bu olduğu belli. A. Evet. 1 bölü 4 mü büyük, 1 bölü 8 mi? 1 bölü 4 daha. Yani paydayı 2 ile çarpsak 2 bölü 8 olur. Bura 1 bölü 8. Dolayısıyla bu daha büyük. O zaman A büyük, B büyük, C diyebiliriz. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bu konudaki en önemli adamlarımızdan bir tanesi şurası. X kare küçüktür X. Bu ifade bizim adımız.
X 0 ile 1 arasındadır. Ben bunu görür görmez hemen diyeceğim ki X 0 ile 1 arasındadır. Evet. Çünkü bir sayının karesi kendisinden küçükse bu... O sayı 0 ile 1 arasında yaşıyor. Yani 1'den daha büyük olsa 2'yi koysam 4 2'den küçük değil. Ancak yaşam alanı onun 0 ile 1 arasındadır diyeceğiz. Şimdi X çarpı Y büyüktür Y demiş. Bir de bunu vermiş. Hangisi doğrudur? Şimdi bunu söyledik zaten. X 0 ile 1 arasındadır dedik. Buraya geliyorum. Diyorum ki artık ben çarpmada sadeleştirmelerde dikkatli davranacağım. Y'ler pozitif olsa bunlar birbirini götürür. İşaret yön değiştirmez. X 1'den büyük olur. Ama X 1'den büyük değil, küçük. Demek ki Y'ler pozitif değil. Sadeleşip yönünü değiştirmesi lazım. Buradan da Y'nin negatif olması gerektiğini rahatlıkla söyleriz. Y negatif olsa sadeleşince bu olur. Demek ki bunun doğru olduğunu da söyledik. O zaman biz X'in 0 ile 1 arasında Y'nin de negatif olduğunu biliyor muyuz dayı? Evet. Biliyoruz. Şıkları inceleyelim. X kare çarpı Y pozitiftir demiş. Bir defa X zaten pozitifti. Karesini alınca yine pozitif. Y de negatifti. Pozitifle negatifi çarparsak negatif olur. Bu ifadeyle çelişir. Hemen burada da gösterelim. X kare pozitif, Y negatif çarpımları negatif yapar. Sıfırdan büyük olmadığı için bu ifade yanlıştır. B şıkkına bakalım. X çarpı Y kare. Y kare her daim pozitif. Bir sayının karesi pozitiftir. Sıfır hariç. O zaman geliyorum diyorum ki X'in de pozitif olduğunu biliyorum. Artı çarpı artı sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla B şıkkı doğrudur diyorum. C'ye geliyorum. Y diyor sıfırla bir arasındadır. Olur mu kardeşim diyorum. Y bir defa negatiftir. Bu ifadenin de yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. D şıkkına geldim. X çarpı Y sıfırdan büyüktür diyor. Benim X'im pozitif değil mi dayı? Y negatif artı ile X'ini çarpımı eksi yapar. Bu ifadenin de yanlış olduğu çok açık. X çarpı Y negatif. Bu yanlışsa bu zaten doğrudur. Artı ile eksi çarparsak eksi ve bu ifade doğrudur. Yandaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur denilmiş bize. Dayı bayağı bir sayı var. C'ye böyle insanın 1 bölü 2 diyesi geliyor. Evet. B'ye de eksi 1 bölü 2. A'ya da eksi 2 de diyebiliriz. Daha farklı bir değer de verebiliriz. Şimdi yapalım. Değerleri vermişiz. C'ye 1 bölü 2, B'ye eksi 1 bölü 2, A'ya da eksi 3 bölü 2 demişiz. Birinci şıktan başlayalım. B çarpı C küçüktür B çarpı A. Aslında bu değerleri vermeden de bu soruyu şurayı çözebilirim. Yani çünkü negatif sayı oldu. B'nin negatif olduğunu biliyorum. O zaman bunlar sadeleşirse işaret yön değiştirir. C A'dan büyük olması gerekir. C A'dan büyük müdür? Büyüktür. O zaman bu şık doğrudur. Doğru. Böyle diyebilirim. Ya da verdiğim şu değerleri yerine yazıp çarpıp işlemimi yaptığımda eksi 1 bölü 4, 3 bölü 4'ten küçük demek ki bu ifade doğrudur da diyebilirim. Evet. Sonra C kare küçüktür C demiş dayı. C denilen adamı 1 bölü 2 seçmiştik. Zaten adımız dediğimiz şey değil mi? Evet. Bir adam karesinden küçükse, karesi kendisinden küçükse o adam 0 ile 1 arasında yaşamak zorundadır demiştik. Dolayısıyla C yerine 1 bölü 2'yi de koysak bu ifadenin doğru olduğunu görüyoruz. B küp küçüktür B. B denilen adam eksi 1 bölü 2'ydi. Yerine koyduk. Eksi 1 bölü 8'e eksi 1 bölü 2. Şimdi dayı altına bunu 4 koysam buraya eksi 4 bölü 8 olur. Eksi 1 bölü 8 eksi 4 bölü 8'den büyüktür. Ama burada küçüktür demiş. Yanlış. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. C üzeri 5 büyüktür C demiş. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti 1 bölü 32'dir. Burada 1 bölü 2. Paydaları eşitlemeye de gerek yok. Buradan hemen anlarız bunun daha küçük olduğunu. Evet. Dolayısıyla burası küçüktür ama büyüktür dediği için bu da yanlıştır. Anlamayanlar şunun altına 16'yı koysun. 16 bölü 32, 1 bölü 32, 16 bölü 32'den küçüktür veya işte. Veya 1 lahmacun 32 kişi yemiş, 1 lahmacun 2 kişi yemiş. Gibi değil mi? Bunlara daha az düşer, bunlar daha çok yemiş olur. A üzeri 5 büyüktür A küp. A yerine de eksi 3 bölü 2'yi koyduğumuz zaman eksi 243 bölü 32'ye eksi 27 bölü 8. Hatta boş verelim dayı burada verilen değeri. Eksi 2'yi düşünelim. Eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32. Bu da eksi 8. Eksi 32 eksi 8'den küçüktür. Dolayısıyla burada da büyük yazdığı için maalesef bu da yanlıştır. Çok önemli bir yere geldik dayı. Sorunun başında tam sayı derse adam seç. Reel sayı derse aralık seç. Bu bizim sloganımız. Hiçbir şey demezse de o reel demektir. Değil. Sorunun başında tam sayı derse adam seç. Reel sayı derse aralık seç. Başında hiçbir şey demiyorsa da o reel demektir. Evet.
Onu da belirtelim. Ve bu arada şunu da belirtelim. Soruların hepsinin sonunda tam sayı der. Evet. Biz başında diyoruz. Başında. Başı diyor. Çok önemli. İşte birer tam sayıdır. Aa, sorun başında tam sayı demiş. Adam seçeceğiz. Adam seçeceğiz. Olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi x artı y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. En büyük x artı y'nin en büyük değeri için 3. x'i 3 seçeriz. Y'yi de 6 seçeriz. Yani en büyük x 3'tür zaten, y de 6'dır. Toplarsak 9 olur. Evet. En küçük değer için x'i ne seçeriz? Eksi 5 seçeriz. Y'yi de 3 seçeriz. Y'yi de 3 seçeriz dediğin gibi. Eksi 5 artı 3'ten cevap eksi 2 olur. B şıkkı. X eksi y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri kaçtır? Şimdi en büyük değerini bulabilmek için dayı bu ifadenin bunu büyük, bunu küçük seçmem lazım değil mi? Evet. Çünkü bir fark var. İlk adam büyük olur, ikinci adam küçük olur. X'i büyük seçmek demek 3 seçmek. Y'yi küçük seçmek demek onu da 3 seçmek demek. O zaman 3 eksi 3'ten en büyük değerinin 0 olduğunu, en küçük değeri, bu adamın en küçük olabilmesi için bu adamın küçük x'in, y'nin ise büyük olması lazım. Başına eksi gelir. Tabii ki. O zaman x'i küçük seçmek eksi için 5. eksi 5, y'yi büyük seçeriz 6. X eksi 5 ve y 6 seçersek eksi 5 eksi 6'dan eksi 11 olur. Devam ediyorum. X kare artı y karenin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri. Şimdi x kare artı y kare bir sayının karesinin büyük olabilmesi için o sayının illa pozitif olması gerekmiyor. Gerekmiyor. Negatif çünkü sayıların da karesi pozitif. Negatif sayıların karesi de pozitiftir. O zaman ben buradan x'i eksi 5 seçersem karesi 25 yapar. 3 seçsem karesi 9 yapar. Eksi 5 seçmek mantıklı. Y'ye gelirsem y'yi de 6 seçmek mantıklı. Dolayısıyla eksi 5'in karesi artı 6'nın karesinden cevap 61 olur. En küçüğe gelelim. Bir sayının karesini alabileceği en küçük değer 0'dır. Çünkü eksinin de karesi artı, artının da karesi artı. Eğer seçeneklerinin arasında 0 varsa tabii. Birinci de var, ikinci de yok. Yani mesela burada x'in alabileceği değerler arasında 0 var. O zaman karesi 0 olur. Burada yok. O zaman ben buradan x'i 0 seçerim. Buradan y'yi 3 seçmek zorundayım en küçük olması için. X 0, y de 3. O zaman da cevabım 9 olur. X çarpı y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değeri. Şimdi en büyük x tam sayısı. Şimdi burada da x'i ben en büyük 3 seçerim değil mi? Evet. Burada da y'yi en büyük 6 seçerim. O zaman en büyük değeri 3 çarpı 6'dan 18 olur. Eğer y'de negatif bir bölgeyle sınırlanmış olsaydı x'i negatif, y'yi de negatif seçip belki onların çarpımı büyük olabilirdi. Ama bura pozitif olduğu için hiç düşünmeye gerek kalmadı. En küçük. O zaman burada birini pozitif, birini negatif seçmek kesin farz oldu bize. Ya. Buradan ben x'i eksi 5, y'yi 6 seçsem ve çarpımı da eksi 30 olur. Bundan daha küçüğünü de bulamam zaten. Değil mi? Ya. Devam edelim. 3x artı 2y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri kaçtır? X yerine dayı ben yine 3 veririm. Aynen öyle. X yerine 3'ü seçerim. Y yerine 6 derim. Y yerine de 6'yı seçerim. O zaman yerine yazdığımızda 3 çarpı 3 9 artı 12'den 21 olur. En küçük de x yerine eksi 5 veririz. Y yerine de 3 veririz. Çünkü arada toplama var. İkisini de küçük seçmek mantıklıdır. Burada da yerine yazdığımız zaman cevabı eksi 9 buluruz. 3x eksi 2y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri. Şimdi dayı burada çıkarma olduğu için en büyüğü bulurken burayı büyük, burayı küçük seçeceğiz. Evet. O zaman x'i en büyük 3 seçeriz. Y'yi de en küçük 3. Aynı değerleri yerine yazdığımızda cevabımızı 9 eksi 6'dan 3 buluruz. En küçüğü bulurken çıkarmada. O zaman ilk tarafı küçük, ikinci tarafı büyük seçmeliyiz. İlk tarafı küçük seçeceksek x'e eksi 5. Y'yi tarafında 6 seçersek cevabımızı rahatlıkla buluruz. 3 çarpı eksi 5 eksi 12'den eksi 27 bulunur. X bölü y'nin en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz diyor. Şimdi en büyüğü seçerken x'i büyük seçeriz. Y'yi de küçük seçeriz değil mi normal şartlar altında. Şimdi x'i 3 seçsem dayı. Y'yi de 3 seçersem 3 bölü 3'ten 1 olur. Daha da büyüğünü bulamam zaten. 3 bölü 3'ten 1. Şimdi en küçüğüne gelince. Birini pozitif, birini negatif seçme durumları da olacağından çok dikkatli olmalıyım burada. Şimdi x'i dayı 3 seçsem, hatta negatif seçsem, x'i eksi 5 seçsem, eksi 5. Y'yi 3 seçsem, eksi 5 bölü 3 olur. 1 eksi 1 bölü 3 olur. Y'yi 6 seçsem, eksi 5 bölü 6 olur. Evet.
Hangisi daha küçük olur? Bir önceki değil mi? Bir önceki. O zaman x'e eksi 5, y'yi 3 seçersem eksi 5 bölü 3 en küçük değeri olur. Bunlara da dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi soru değişti. Başta hiçbir şey demiyor. Başta hiçbir şey demiyor. Olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Biz başta ne demiştik? Reel sayı olacağını söylemiştik başta bir şey yazmıyorsa. Evet, sorunun başında tam sayı derse adam seç. Reel sayı derse. Reel derse aralık seç demiştik. Değil mi? Şimdi o zaman bu soruda aralık seçeceğiz. Ve bu aralık ne demek onu göreceğiz. Göreceğiz. X artı y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri. Dayı, x'in aralığı belli, y'nin aralığı belli. Taraf tarafa hemen toplarım. Eksi 2, x artı y, 7. En büyük değeri 7'den küçük olup 6'dır. En küçük değeri eksi 2'den büyük, eksi 1'dir. 6'ya eksi 1. Çok basitti bu soru. X eksi y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri. Eksi y dediği için şunu eksiyle çarpmak zorundayım. X'e dokunmadım. Y denilen adama eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarptığımda eksi 2 işaretin yön değiştirdiğini adım gibi biliyorum. Eksi y eksi 5. Şimdi bunu da lavaş gibi alıp çevirip bunun altına koymak istiyorum. Eksi çevirdim değil mi? Eksi 5 eksi y eksi 12. Ve bununla bunu alt alta koydum. Şimdi topladığımda eksi 9 küçük eşit x eksi y ve 0. Oldu mu dayı? Oldu. En büyük değeri nedir derse sıfırdan önceki adam eksi 1. En küçük değeri de görüldüğü gibi eksi 9'dur. Geçelim. Çok önemli bir not geldi dayı. Evet. X bilinmeyeni eksi ve artı arasındaysa karesi 0 küçük eşit x kare küçük sağdan ve soldan karesi büyük olan. Yani şimdi şu soru üzerinde konuşalım. X bu aralıktaysa karesini sorduğumuzda maalesef öğrencilerimizin ilk verdiği cevap 16 ile 4. Evet. Oradan da biri geliyor diyor ki 16 4'ten küçük mü kardeş diyor. 4 de 16 deyip onu düzelttiğini zannediyor. Halbuki, burada adama derler yani düzeltene bak. Evet. Halbuki eksi ile artı arasında bir ifade varsa onun karesi 0 ile sağdan soldan karesi büyük olan adam arasıdır. Çünkü bu aralıkta 0 vardır, karesi de 0'dır. Bir sayının alabileceği en küçük değer kare olarak 0'dır. Sıfırdır. Dolayısıyla mesela x karenin aralığı 0 ile 16'dır. Evet. Ya burada da gelip de 0 ile 25 demeyeceğiz. Biz 1'e eksi 1 artıysa diyoruz. Evet. İkisi de artı olduğundan y kare 4 ile 25 arasındadır deriz. O zaman geldim şurada söyledim. X karenin 0 ile 0'a eşitlik var. 16'ya da eşitlik var. Çünkü burada eşitlik var. Evet. Y kare 4 ile 25 arasında burada eşitlik var. Taraf tarafa topluyoruz. Topladığımız zaman x kare artı y kare 41 ile 4 arasındadır. Alabileceği en büyük değer 41'dir. En küçük değer de bundan büyük olup 5'tir. 5. Değil mi? Başka bir soru. X çarpı y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulunuz. Şimdi başında tam sayı demediği için reel. Adam seçemiyoruz. Adam seçemiyorum. O zaman geniş düşüneceğim. Eksi 4 ile 2'yi çarpacağım. Eksi 4 ile 5'i çarpacağım. Binanın giriş ve çıkışını çarpacağım dayı. Evet. Sonra da bu 2 ile 2'yi 2 ile 5'i çarpacağım. Ona göre hareket edeceğim. Eksi 4 ile 2'yi çarpacağım. İşte ondan sonra 2 ile 5'i çarpacağım. Öbürüyle öbürünün bütün herkesi birbiriyle çarpacağım. Sonuçta oradan bir aralık çarptığımda alacağız. Çarptığımda dayı eksi 4 ile 2'yi çarptığımda eksi 8. 2 ile işte 5'i çarptığımda 10. 2 ile 2'yi çarptığımda 4. 2, ondan sonra eksi 4 ile 5'i çarptığımda eksi 20. Bunu buldum değil mi? Bunlara da bakıp en küçükle en büyüğünü seçeceğim. Eksi en 20. Geniş aralığı seçeceğim yani. Tabii tabii en küçük eksi 20 en büyük de 10. Onları da yazacağım. Sonra bu eksi 20'yi kimden buldum diyeceğim. Eksi 4'e eşitlik var, 5'e eşitlik var. O zaman buna da eşitlik olacak diyeceğim. Onu kimden buldum? Şuradan buldum. 5'e eşitlik var ama 2'ye yok. O zaman ben de yok diyeceğim. Evet. İşte bu soru tipi de çok önemliydi. Önemli. 3x artı 2y'nin en büyük ve en küçük tam sayı değeri kaçtır? Burada ne yaparız diye? Dayı yine burada bana 3x demiş. Ben bu eşitsizliğimin her terimini 3 ile çarparım. Evet. Alttakini de yandakini de 2 ile çarparım yani buradakini. Burası o zaman eksi 12 küçük eşit 3x küçük 6 olur. Burayı da 2 ile çarptığımda 4, 2y ve 10 olarak değer alır. Daha sonra alt alta yazıp toplarım bunu. 16 eksi 12 artı 4. Evet pardon. Eksi 12, 4, eksi 8. 3x artı 2y ve 16 olur. Daha sonra en büyük en küçük değeri zaten buluruz. En büyük 15 olur burada. Eşitsizlikte.
sekizden en küçük de eksi 7 olur. Evet. Bu ifadelerimize dayı şunu yapacağız. Yine 3x demiş. Burayı 3 ile çarpacağım bütün terimlerini. Buranın ise eksi 2 ile çarpmam gerekecek. 3 ile çarptığımda eksi 12 küçük eşit 3x küçük 6. Bu ifademi ise eksi 2 ile çarptığımda negatif bir sayıyla çarptığım için eşitsizliğinin yön değiştireceğini unutmayacağım. Ve eksi 4 eksi 2'ye eksi 10. Sonra az önce senin bahsettiğin gibi lavaş gibi bunu çevirip bunun altına yazacağız. Evet. Ve eksi 10 eksi 2'ye eksi 4'te bu ifademi yazdım ve alt alta yazıp toplayacağım. Buradan eksi 22 küçük eşit 3x eksi 2'ye küçük 2 oluyor. Buradaki en küçük değer ve en büyük değeri yazalım. En büyük 1 olur, en küçük de eksi 22 olur. Gayet güzel dayı. Evet, bu soruya bakalım. Eksi 3 küçüktür a küçük eşit 2. Olduğuna göre a kare artı 2 artı 3 ifadesini alabileceği değerlerin en geniş aralığını bulunuz. Tehlikeli bir soru dayı. Şimdi a kareyi ayrı bulup 2a'yı ayrı bulup sonra 3 ile toplarsak patlarız. Çünkü bu aynı a. A kare, yani bir tane sayı var, onun karesi 2 ile çarpımı 3 fazlası. O zaman biz a kare artı 2a artı 3'ü bir tam kare ifadesi haline getirmemiz gerekiyor. Çarpanlar ayırmada da gördük. A kare artı 2a artı 3. Şimdi burada dayı. A kare artı 2a'da ben şu ortadakinin yarısını alıyordum. A artı 1'in karesi. Bak a kare var. Çarpımlarının iki katı var. 1'in karesinden 1 geliyor ama 3 olması için de 2 lazım. Bu ifadeyi orada zaten çok konuştuk. A artı 1'in karesi artı 2. Şimdi ben bunu bulacağım. O zaman eksi 3 küçük a küçük eşit 2 ifadesini buna benzetmek için her tarafa 1 ekleyeceğim. 1 eklediğim zaman buraya eksi 2, buraya artı 1, burası da 3. Karesini alacağım. Biraz önce dedik ki eksi ile artı arasında olursa karesi 0 ile sağdan soldan karesi büyük olan adamdır. O zaman a artı 1'in karesi 0'a eşit, sağdan soldan karesi büyük olan da 9. Artı 2 eklemeliyim. Her tarafa da 2 eklediğim zaman a artı 1'in karesi artı 2 küçük eşit 11. İşte benim istediğim adam bu. 2 ile 11 kapalı aralığıdır. Yani en geniş aralığı da budur. Sıradaki sorumuza baktığımızda A şehrinden B şehrine iki farklı yerden gidilebilmektedir. Birinci yol 4x eksi 24'müş, ikinci yolda 3x artı 15'miş. Birinci yol ikinci yoldan daha kısa olduğuna göre x'in aralığını bulunuz. Herkesin aklına ilk gelen şey şu. Madem bura buradan küçüktür, o zaman ben de 4x eksi 24 küçüktür 3x artı 15 derim. Evet, doğru düşünüyorsun. 3x'i buraya atarım. İşte anam, burada hemen cevabı geldi. Cevabını vermeyelim, biz buradan konuşalım. Bunu buraya atar. X küçüktür 39. A'dan A şıkkında da X küçük 39 vardır. İşaretler sonra da yanlış bulur. Evet. Çünkü bu bundan küçük, doğru. Bir de bu bir yoldur. Bu yol sıfırdan büyük olmalı. Bir de bu yol sıfırdan büyük olmalı. Evet, iki durum önce. Üç durum. Üç. Bir başlangıçtaki durum. Bir bunun durumu, bir bunun durumu. 4x eksi 24 büyük 0. 3x artı 15 büyük 0. Buradan x küçük 39 bulundu. Buradan x büyük 6 bulundu. Buradan da x büyük eksi 5. 6'dan büyük olan zaten eksi 5'ten büyüktür. O zaman bizim cevabımız 6 ile 39 arasındadır. Bu çok önemliydi. Tekrar edelim arkadaşlara. Şimdi başka yerlerde de şöyle gelir bu soru. İşte bir tane metal çubuk vardır. Birinci boyu, ilk boyu 4x eksi 24'tür. Daha sonra ısıtılınca boyu 3x artı 15 olmuştur. Buna göre x'in alabileceği değer aralığı nedir? Herkes der ki ya metal ısıtılınca boyu uzar, o zaman bu bundan küçüktür. A şıkkında x küçük 39. Ya öyle de bir de bu metal sıfırdan büyük, bu da sıfırdan büyük. Edirne şıkkında da bu yazar. Evet. Onun için buna lütfen dikkat etsinler. Yani bunu yol olduğu için, o metal olduğu için kaybolmaz ortalıktan. Sıfırdan büyük olacak. Ya her zaman verilen şeyler sıfırdan büyük, evet, olacak. Sıfırdan büyük. Ortada bir şey varsa o sıfırdan büyüktür. Evet. Hareket halinde geçen ilk saat sonunda bir otomobilin deposunda bulunan Y miktar yakıt litre olarak Y eşittir 95-6T bağıntısıyla belirlenir. Depodaki yakıt miktarı 5 litrenin altına düştüğünde otomobilin yakıt alması gerekmektedir. Sürekli hareket halinde bulunan otomobilin bu durumda en erken kaçıncı saat içinde yakıt almak zorunda olacağını bulunuz. Problem tipi uzun bir soru. Milletin gözü korkuyor. Halbuki çok basit. Y yakıtmış, T de zamanmış. 5 litrenin altına düşünce de sinyal veriyor sana. O zaman sen de gelir şuradaki Y yerine 5'i bir yazarsın. Dersin ki 95-6T eşittir 5. Buradan T eşittir 15. 15 saatin sonunda 5 litremiz 5 litre kalıyor.
Bize de diyor ki sürekli hareket halinde bulunan otomobilin bu durumda en erken kaçıncı saatin içinde yakıt almak zorunda? 15 saatte tam 5 oldu. Evet. 16. saatin içine girdiğinde 5 litrenin altına düşecek ve yakıt almak zorunda. O zaman cevabımız 16 olur. Evet. 16. saatin içinde. Ama dayı bu soruyu şöyle sorsaydı. En erken kaç saat sonra almak zorundadır? 15. Cevap 15. 15 saat sonra almak zorunda. Evet. Ama hangi saatin içinde? 16. saatin içinde. Çok ince bir soru. 16 saatin içinde yakıt almak zorundadır. Eşitsizliğin çözüm kümesi. Bunu geometride de arkadaşlarımız kullanıyor. Çift taraflı yapacağız. Bir böyle çözeceğiz. Bir de böyle çözeceğiz. O zaman x eksi 2 küçüktür 2x eksi 3 ise bir de 2x eksi 3 küçüktür 5x artı 6. Bunu bu tarafa atalım. Hemen bu denklemi çözelim. X bunu da buraya attık. Bu. Buradan da aynı şekilde 6'yı buraya attık, 2x'i buraya attık ve 3'lere böldük. Eksi 3 küçüktür x. O zaman bizim x'imiz ne olmuş oldu? 1 ile eksi 3 arasında olmadı değil mi? Olmadı. Eksi 3'den büyük olan, 1'den küçük olan eksi 3'ten zaten aynı durum olacak. Yani burada diyor ki x 1'den büyük, burada diyor ki x eksi 3'den büyük. Eksi 3'den büyük olan 1'den de büyük olur zaten. Olur mu dayı? 1'den büyük olan eksi 3'den büyük olur. Eksi 3'ten büyük olan 1'den büyük olamaz. Olamaz tabii. Eksi 2 olamaz. Yani 1'den büyük olan eksi 3'ten büyük olur. Evet. Yani demek ki cevabımız budur. Yani hemen gidip de eksi 3 ile 1 arasında demeyeceğiz. O zaman 1 ile artı olsun. Uygulamasını yaptık mı diyorsun? Evet aynen öyle uygulamasını yaptık. Neredeyse biz yapıyorduk değil mi? Evet 1 ile sonsuz. K reel sayıdır. 2 eksi x küçük 5 eksi 2 x küçük k eşitliğini sağlayan aralık 1 3 olduğuna göre nedir? Yine biraz önceki soru gibi. Bir buradan çözeceğim, bir buradan çözeceğim. 2 eksi x küçük 5 eksi 2 x. 5 eksi 2 x küçük k. Buradan 2 x'i buraya salladım. 2'yi buraya. X küçüktür 3 bulduk. Buradan da 2 x'i buraya, k'yı buraya. Sonra da her tarafı 2'ye bölersek bunu bulduk. Şimdi x 3'ten küçükmüş. X bundan büyükmüş. Tamam o zaman. X bunların arasındadır kesin. Evet. X bunların arasında. Bana da 1 ile 3 arasında demiş. Zaten 3'ler aynı. Demek ki şurayı 1'e eşitlemek yeter. Hemen geliyorum bunu 1'e eşitliyorum. 5 eksi k eşittir 2'den. K eşittir 3 bulunur. Eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? Üst sayılarda da buna benzer şeyler çözdük. Kolay bir soru. Şimdi 1 bölü 25. Dayı bu 1 bölü 25 demek 1 bölü 5'in karesi demek. Bu 5'in karesi bir üst makama geçerken 5 üzeri eksi 2 diye geçecek. Tepesinde 2 eksi x var. Küçüktür 5 üzeri 3 eksi x. Burada da dayanamazdı cazibeye. Çarpılır. 5 üzeri eksi 4 artı 2 x. Küçüktür 5 üzeri 3 eksi x. Zaten genel olarak şöyle söylediğimiz bir laf var. Basit adam huysuz olur. Bileşik adam uyumlu olur. Basit kesir demek eksi 1 ile 1 arasındaki adamlar. Bu adam bu 5 bileşik kesir. O zaman bunda uyum vardır. Yani bunun kafası bunun kafasından küçüktür. Arada küçüktür vardı. Ama bu 1 bölü 5 1 bölü 5 olsaydı bunun kafası bunun kafasından büyük olacaktı. Evet. Onun için biz de iş garanti olsun diye bileşik kesire çeviriyoruz. Eksi 4 artı 2x küçüktür 3 eksi x. Buradan 3x küçüktür 7. X küçüktür 7 bölü 3. Bu da 2 küsurat. X o zaman en fazla 2 olur deriz. Eşitsizlik sistemi de bu. Dikkat ettiysen dayı, aralıktır, reeldir, tam sayıdır, bütün soru tiplerini gösterdik. ÖSS'nin bu soru tiplerinin haricinde soru sorma durumu yok. Onun için arkadaşlar güzel bir şekilde dinlerler. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hayırlı olsun diyorum. Başlarız.